Herkese merhabalar. Tek Uzam Eğitim Koçu Elif ben. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Sesimi net alabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir problemle karşılaşan arkadaşlarımız var mı öncelikle? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, herkesten bir ses alayım. Sonrasında güzel bir seminer gerçekleştireceğiz birlikte. Merhabalar. Şimdi hepimizin birer sınav hazırlığı var. Öncelikle sınav hazırlığımız nasıl geçiyor, neler yapıyoruz, nasılız? Toparlamaya çalışıyoruz, evet. Ses alamayan arkadaşlarım Mete Bey tarafından verilen bilgileri dikkate alabilir. Evet, zaten bunlar üzerine görüşeceğimiz, daha çok bunlar üzerine konuşacağımız bir seminer olacak. O halde hazırsak başlayalım. Herkes hazır mı? Herkesten biraz daha ses oradan hazırız, buradayız söylemlerini de duymak istiyorum. Evet, tamam, hazırız sanırım. Şimdi bugün burada kaygılarımızı, acabalarımızı bir kenara bırakacağımız, aslında bundan sonraki süreci nasıl değerlendirebiliriz, nasıl geçirebiliriz? Bunlar üzerinde görüşeceğimiz, bunlar üzerinde konuşacağımız bir seminer olacak. Çok da keyif alacağız hep birlikte. Yine sorularınız olursa onları da birlikte yanıtlayacağız. O halde başlıyoruz. Herkes sesimi alabiliyor. Hazırız da. Tamam. Şimdi öncelikle seminerimizde aslında belirli dikkat etmemiz gereken, daha çok odağımızı vermemiz gereken kısımlar var. O yüzden sadece odağınızı bana ve tamamen ekrana vermenizi istiyorum. Çünkü son 145 günümüz var. Her birimiz bir öğretmeniz ve kalan zamanı değerlendirmek için çalışmalarımızı aslında yön vermeye çalışıyoruz. Şimdi nasıl çalışmalıyız dendiğinde akla birçok şey gelebilir. İşte bu arkadaşım bunu uyguladı, ben de bunu yapıyorum hocam diyebiliriz. Şu an kalan zamanda toparlamaya çalışıyorum diyebiliriz. Bunlar üzerinde hep görüşeceğiz. Yani eğer ne yaparsak, nasıl çalışırsak, aslında siz bireysel olarak nasıl çalışırsanız sonuca ulaşabilirsiniz. Kalan zamanı baz alarak çalışmalarımızı nasıl yönlendirebiliriz? Bunlar üzerinde sizlerle aslında biraz daha irtibat halinde kalıyor olacağız. Çünkü biliyoruz ki her öğrenci farklı. Yani bir sınıf ortamı düşünün değerli öğretmenlerimiz. Hani her birinizin öğrencisi var. Her biriniz mükemmel anlatımlara sahipsiniz ama bir sınıfa girdiğinde nasıl anlattığınız bilgiyi her öğrenci aynı anda alamıyorsa ya da aynı anda kapamıyorsa, biz de bunu savunuyoruz. Aslında şu an hem öğretmen hem öğrenci gözüyle bakmak, o aradaki çizgiyi korumak biraz daha zor eminim ama inşallah emeklerimizin karşılığını da hep birlikte alacağız. Şimdi her öğrenci farklı öğrenir dendiğinde ne geliyor aklımıza? Yani sizce neden bunu söylüyoruz? Hani neden farklı öğrenir? Mesela işte her öğrenci farklı öğrenir, ben sorum şu yönde olsun. En sevdiğimiz dersler değişebilir. Ya da bir oturuşta bir öğrenci 40 dakika ders çalışabilir ama bir öğrencinin odağı 20 dakikadır. Ki aynen öyle. Her öğrencinin kendine has bir öğrenme stili de vardır. Yazarak öğrenmeye alışmışızdır. Çünkü gelenekselleştirilmiş bir eğitim sistemi var. Bir eğitim modeli var. Nedir? İlkokuldan beri bize verilen, işte yazalım, yazarak daha iyi öğreniyoruz. Halbuki bilmiyoruz ki yazarak aslında vakit mi kaybediyoruz? Ya da o öğrenci belki de görerek anlıyor. İşte bunları çıkartmak ya da bunları bilerek hareket etmek ya da bunları ayrıştırmak bunun farkını gösteriyor. Çünkü mantığını anlamaya çalışabiliriz ya da ezber yaparak çalışıyor olabiliriz. Ama bunun doğruluğunu ya da size olan katkısını göremediğimizde işte afallıyoruz. Acaba mı? Acaba ben doğru mu çalışıyorum? Acaba ben çalışıyorum ama öğreniyor muyum? Bunu biraz daha çıkartmak zor olabilir. O yüzden biz
Birlikte şu hesabı yapalım istiyorum. Yani kalan zaman için herkes farklı öğrenir, evet. Herkes farklı çalışmaları, evet. Bununla da hemfikiriz. Ama sınava 145 gün kaldı. Yani günde ortalama olarak, bu herkesten, yani kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir bu arada. Günde ortalama 5 saat ders çalışırsak eğer, toplamda 725 saat çalışmış olacağız. Şu an en az 5 saatten düşünürsek. Yine 5 saat çalışarak toplamda 1450 saat çalışmış gibi ilerlemek ister miydiniz peki? Bence bunu herkes isterdi. Yani aslında 10 saat ders çalışmadan da 5 saatte çalıştığımızda o 5 saati en verimli hale getirdiğimiz takdirde kalan zaman için yeterli olduğunu söylüyoruz burada. Yani bir klişe ya belki, yani çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemli olan dediğimiz kısım. Bunu herkes isterdi. İstemeyen yoktur diye düşünüyorum. Şimdi biz de şöyle yapıyoruz. Öncelikle şu an Mart ayındayız. Evet, bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Kalan zamanı kimse değiştiremez. Sınav tarihini değiştiremez. Burada hemfikiriz ama şimdi aynı puanımız var. Netlerimiz aynı. Eylül ayında olmak ister miydik? Bence herkes isterdi. Yani Eylül ayına dönseydim daha farklı olurdu düşüncesinde miyiz? Ki bence herkes bu düşüncede. Şimdi 5 saat yeterli yetersiz, o kısımlar aslında az önce söylediğimiz noktaya varıyor. 5 saat yeterli olabilir. Belki 4 saat de yeterli olabilir. Hani bu kişiden kişiye göre değişir dediğimiz kısım, herkesin biraz sonra yapacağımız alanda zaten yine göstereceğim kısımlar olacak değiştiği için bu çok da aslında dediğim bu kısımlarla ilgili saatleri baz almak değil, biz sadece ayırdığımız zamanı ikiye katlamak. Yani bir zaman ayırıyorum. Bunun iki katını çalışamayacağım ama iki katı bilgi öğrenmek ve verim almak istiyorum dediğimiz noktadayız. Çünkü illaki sorumlulukları olan öğretmenlerim vardır, farklılıkları olan öğretmenlerim vardır. Zamanı durdurabilsek. Evet, zaman çok kıymetli. Aslında bizim de bu semineri düşünüp kalan zaman için ne yapmamız gerekiyor ya da öğrencilerimizden, sizlerden aldığımız işte keşke şunu yapsaydım, hocam acaba yetişir mi? Kaygılarını bir kenara bırakacağız demiştim ya. Aslında bu amacımız bu. Bu kaygıları bir kenara bırakıp bundan sonraki süreci nasıl ilerleteceğimizi aslında görüşüyor olacağız. Şimdi aynı puan ve netlerle Eylül ayında olmak isterdik. Peki bunun için ne yapacağız? Şimdi verimli çalışarak ihtiyaç duyduğumuz süreyi en az iki kat azaltmış olacağız. Nedir? Verimli çalışabileceğiz. Yani doğru çalışabileceğiz. Kalan zamanda doğru strateji üretebileceğiz ve şu aylarda yani en azından başladığımız zamanı bir Mart olarak değil de bir Eylül düşüncesiyle, yani aslında kendimizi nereye verirsek, yani nasıl düşünürsek o şekilde yöneliriz ya. Mesela İşte dışarıda bir yağmur yağıyordur. Yağmurlu havayı hiç sevmiyorumdur. Ama dışarıya çıkmak zorundayımdır. Ne yaparız? O günümüz hep berbat geçer. Dışarıda yağmur var, çıkmak istemiyorum. Biz de şu mantığı düşüneceğiz. Yani Eylül'de başlasaydım daha farklı olurdu değil de Mart'ta başlayabilirim. Artık bunu kafama koydum. Kalan zamanı değerlendirebileceğim fırsatlar da geçecek elime. Peki bunu kullanıp kullanmamak, yani yağmurlu havada şemsiye alıp almamak nasıl bizim elimizdeyse ondan korunabilmek adına. Burada da aslında şu anki ayda Mart'mış. Evet, şu an Mart ayında başladığımızda ne yapabiliriz? Bunu da sonrasında yine devam ettiriyor olacağız zaten. Şimdi peki nasıl verimli çalışacağız? Yani bu söylediğiniz şeyler nasıl olacak hocam dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü illaki hepimizin aklından geçen bu. Ki benim de birebir görüştüğüm öğrencilerimde de şu. Hocam ben evet istiyorum, çalışmak da istiyorum ama ne yapacağım dediğiniz noktada işte zamanı geri alamasak da kalan zamanda verimli çalışarak yapacağımız çalışmalarda başarıya ulaşacağız aslında. Şimdi sınavı kazanmak için olmazsa olmaz şeyler var. Bunlardan biri verimli çalışmanıza sebep olacak noktalardan biri öğrenme yapınıza uygun çalışmak. Çünkü herkesin farklı öğrendiği, herkesin farklı uyarladığı, ki hedeflerimizin dahi farklı olduğu bir süreç bu sınav süreci. O yüzden öğrenme yapınıza uygun çalışmadığınız takdirde bu olmazsa olmazlardan dediğimiz sınavı kazanmamız için bize aslında bir ilk basamak, yani nasıl birinci basamaktan beşinci basamağa bir anda atlayamıyorsak burada da önce öğrenme yapınıza uygun çalışmayı öğrenmek zorundasınız. Yani biz hiç başlamasak da, yeni başlıyor olsak da, daha öncesinde hiç çalışmamış ya da ara
ara vermiş olsak da şu anki bugünü milat kabul edip öğrenme yapınıza uygun çalışmayı keşfedip kalan zamanda da yapacağınız çalışmaları planlamanız gerekiyor. Bunu birlikte yapacağız. Bu sorunu da birlikte aşacağız. Aslında bizim burada olma amacımız da bu. Şimdi birlikte sisteme girip ben de birazdan sizinle birlikte biraz daha hızlı bir şekilde göstererek nereden nasıl yapacağınızı göstererek bir analiz yapacağız. Öğrenme yapınızı çıkartacağız. Verimli çalışma yönteminizi keşfedeceğiz, bulacağız ve en gerçekçi cevapları da vermeniz için dikkatli bir şekilde çözmenizi isteyeceğim ki size zaman da vereceğim zaten. Çünkü ne kadar doğru cevap verirsek, yani kendimizi ne kadar kandırmazsak o kadar da verimli çalışırız. Bunu da biraz daha gerçekçi olmak gerekiyor dediğim gibi. Şimdi ben sizden ricam, eğer telefondan giriyorsanız belki zor olabilir. Bu arada eğer şu an eğitim analizini yapabileceğiniz bir ortamda değilseniz ya da sisteme giriş sağlayamadığınız bir alandaysanız bizim sistem yöneticimiz Mete Bey tarafından paylaşılacak link olacak. Sonrasında analizlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ama şu an bilgisayar başındayız ve sisteme giriş sağlayabiliyorsak ya da telefon üzerinden birlikte analizlerimizi tamamlayalım istiyorum. Sonuçlarının da kendinize uygun nasıl geldiğini görün istiyorum çünkü. Şimdi birlikte nasıl yapacağımızı, şimdi tekuzam.com'a öncelikle bir girelim. Öğrenci panelinize kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte giriş sağlamanızı istiyorum. Sonrasında bu arada sorularımız olabilir, aklınıza takılan noktalar olabilir, danışmak istediğimiz kısımlar olabilir. Mutlaka yanıtlayacağım analiz sonrasında çünkü size vereceğim daha değerli bilgiler de olacak. O kısımlarla ilgili de yönlendireceğim sizi. Şimdi ben hemen sizinle birlikte, siz de bu arada sisteme giriş sağlayın. Evet. Şimdi herkes girdi mi, girebildi mi, bir sıkıntı var mı? Öncelikle bir o kısımları sorayım. Kimse bir problem yaşasın istemiyorum. Çünkü birlikte çözeceğiz bu analizi de. Herkes kendine uygun cevapları verecek. Odağınızı tam anlamıyla buraya vermenizi istiyorum. Herkes girebildi sanırım. Hiç fark etmez. Dediğim gibi eğer telefondan giriş sağlayamayacağımız bir alandaysak sonrasında tekrar arkadaşlarım buradan size bir link paylaşımında bulunacak ki zaten bulunmasa dahi ben birazdan size tarif edeceğim alan üzerinden girip direkt olarak oradan eğitim analizlerinizi tamamlayıp nereden sonuçlarınızı görebileceğinizi de gösteriyor olacağım. Tabii ki bekliyorum. Bir dakika kadar bekleyip sonrasında analizimize başlayalım. Evet, tekuzam.com'dan gireceksiniz. Giriş yap panelinden kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte giriş sağlayabilirsiniz. Tamam, süper. Şifresini unutan bu mail vesaire durumu olan böyle bir problem yaşayan olursa zaten yine sonrasında biz sizinle irtibata geçeceğiz. Bizlerle de geçebilirsiniz. Gerek kullanıcı adınız gerek şifrenizle paylaşımda bulunur. Analizlere yönlendiririz sizlere. Daha öncesinde analizini yapmış olan öğretmenlerim, öğrencilerimiz olabilir. Tekrar yapmanıza gerek yok ama yeniden yapmak isterseniz baştan başlatabiliriz. Ama onun dışında şu anki mevcut analiz sonuçlarınıza bakabilir. Oradaki yazan kısımları dikkate alabilirsiniz. Şu an nerede takıldık? yani ana sayfaya mı giremedik? Tamam, daha öncesinde yapan kişiler de yine benimle ya bu izleyeceğim adımlara bakıp ardından zaten sonuçlarını görebilir. Şimdi o halde başlayalım istiyorum. Çünkü birlikte bu analizleri çözdükten sonrasında yukarıda birkaç soru okumuştum. Peki ne yapmam gerekiyor? Aslında birlikte görüyor olacağız. O yüzden ben de sizinle birlikte
Daha öncesinde çözmeme rağmen yeniden bir analiz testine dahil olacağım. Şimdi sistemi görüyorsunuz sizler de zaten. Burada bir rehberlik yazan bir alan var. Buradan analiz testleri yazan kısma tıklayalım hep birlikte. Tekrar giriş yapmam lazım. Hemen yapıyorum. Evet. Şimdi analiz testlerimize başlayalım. Önceden yapanların nereden görebileceğini de analizimiz bittikten sonra göstereceğim. Daha öncesinde yaptıysak eğer sonuçlarımıza bakabileceğiz. Bu analizde dediğim gibi önce kendimizi tanımamız, sonra sistemin bizi tanıması ve sonrasında da tabii ki belirli adımları izlememiz gerekiyor ki daha doğru sonuçlarla ilerleyelim. Şimdi başlatıyorum. O yüzden sizin de başlatmanızı istiyorum. Hemen hemen bir 10 dakika kadar sürecek. Tamamladıktan sonrasında da devam edeceğiz. Burada herkes kendisine uygun cevapları verebilir. Ben biraz daha size hem göstermek hem daha hızlı olabilmesi adına genel bir yönlendirme yapıyor olacağım. Herkes kendisine uygun cevapları vererek devam etsin. Şu an çoğumuz öğretmeniz diye düşünüyorum. O yüzden ÖYABT kadrosu seçelim. Sonrasında yapabilirsiniz Sümeyye Hocam. Yani şu an eğer yapamıyorsanız sonrasında da kendi odağınızı verdiğiniz bir zaman diliminde yapabilirsiniz. Tamam, İngilizce seçelim o halde. İlaki vardır İngilizce öğretmenlerimiz aramızda da. Analiz testleri. Sisteme girdiğinizde rehberlik yazan alanda hocam analiz testleri yazan bir kısım var. Oraya tıklayacaksınız. Burada zaten direkt teste başlı olarak karşınıza geliyor. Daha öncesinde sınava girdik diyelim. Hayır değil, tamamen ücretsiz olarak giriş sağlıyorsunuz. Analizleri yapıyoruz şu an. Burayı tamamen kendinize uygun cevaplayın dediğim gibi. Ben size nasıl yapılacağını hem nereden gireceğine dair hem de sonuçlarımızın neye göre değerlendirildiğini gösterebilmem adına bir de sizlerle yapıyoruz. Daha öncesinde yapan, tekrar yapmak isteyen öğrencilerimiz de bizimle irtibata geçebilir, yönlendirebiliriz. Daha öncesinde yaptıysak da eğer sonuçlarınızı nereden görebileceğinizi göstereceğim. Şimdi tamamlayalım. Muhtemelen siz de tamamlamak üzeresiniz. Dediğim gibi şu an biraz daha hem bu soruları bildiğim hem daha önce yaptığım için hızlı olabilmesi adına genel bir cevap veriyorum. Ama siz mutlaka odağınızı verin dediğim gibi. Çünkü çıkan sonuçlar sizin verimli çalışabileceğiniz ve kalan zaman değerlendirebileceğiniz sonuçlar için çok çok önemli. Bunu dikkate alalım. Tam bu geçtiğim sorular tam anlamıyla sizin dikkatinizi vermeniz gereken. O yüzden hızlı da geçiyorum. Eğer ben daha hızlıyım, siz daha geçmiş sorulardaysanız bilerek bilinçli cevap vermemeniz adına doğru sonuçlar da çıksın istiyorum çünkü. Hava Hocam, Teste Tep üzerinden ana sayfasına öğrenci panelinize girdikten sonrası için rehberlik yazan kısımda analiz testleri yazan alandan giriş sağlıyorsunuz. Rica ederim. Bu arada tamamladıktan sonrasında biraz da bekleyeceğim. Çünkü sizin okuduğunuz ve biraz daha soruyu anlamaya çalıştığınız bir alan olacağı için hani ben biraz daha hızlı hızlı geçiyorum. Ama dediğim gibi hem birlikte size burayı göstereyim hem de mantığını gösterebilmek adına biraz daha acele ediyorum. Ama siz hiç acele etmeyin.
Tabii ki bahsedeceğim, sorularınızı da yanıtlayacağım. Detaylı anlatacağım tabii ki. Şimdi analizimi tamamladım. Hesaplamalarımız yapılıyor. Evet. Şimdi ben analizimi tamamladım. Biraz da sizi bekliyorum. Analizimi tamamlamış olanlar, bu kısımla ilgili mutlaka ben tamamladım, ben bitirdim diyebilirse eğer, en azından ona göre devam edelim. Ama yarım kalabilir, henüz bitirememiş olanlar olabilir. Sonrasında devam da edebilirsiniz. Çünkü ben biraz bekledikten sonrasında devam edeceğim seminere. Ama ardından dediğim gibi tekrar yapabileceğinizi bilin istiyorum. Buradan giriş sağlayabileceğinizi de. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Çoğu kişi hazır diye düşünüyorum. Sizden de ses almak isterim. Şimdi buraya geldiğimde benim kimliğim çıktı. Artık kimliğimi görebiliyorum ve belirli değerleri de görebiliyorum aslında. Nedir bu belirli değerler? Mesela baz almamız gereken stres seviyem çok yüksek. Muhtemelen birçok öğretmenimizin, birçok öğrencimizin stres seviyesi yüksek. Çünkü bir kaygı var. Tabii ki geleceğimizi tayin eden bir sınav. Yalnız biz burada şunu istemiyoruz. İşte stres hiç olmasın değil. Ama çok orta düzeyde olması şart. Çünkü stres nedir? Bazen bildiklerimizi unutturabilir. Bazen odaklanmada sıkıntı yaşatabilir. Dikkat dağınıklığı da keza aynı şekilde. O yüzden bu değerler aslında bizi kendimizi tanımamıza sebep olan ve atacağımız her adımda destek de olabilecek. Eğer bunu düzenleyemezsek problem de yaratabilecek kısımlar. Bunun önüne geçemezsek. O yüzden buradan daha öncesinde yapmış kişiler varsa eğer bu kimlik bilgilerini görebileceği alan analiz testleri kısmına geldiğimizde öğrenme kimliğim yazan alan var. Buraya tıkladığınızda eğer daha öncesinde tamamladıysanız öğrenme kimliğim kısmından psikolojik yapı değerlerinizi, öğrenme yapı değerlerinizi, hedefimizi ve nasıl bir öğrenme yöntemi olduğu, öğrenme stiline sahip olduğumuzu buradan görebilirsiniz. Mesela en başta şunu söylemiştik. Belki ezbere dayalı bir öğrenme yöntemim yok. Belki mantığını anlamam gerekiyor. İşte örnek veriyorum. Ben ezbere dayalı bir öğrenme yapısına sahibim. Ezber yaptığımda aklımda kalır. Ama eğer ben bunun mantığını anlamaya çalışırsam belki de vakit kaybedebilirim. Bunun gibi aslında birçok değer olacağı için, bu da herkeste farklılık gösterdiği için tamamen buna göre yönlendiriyor olacağız. Tabii ki geç giren yani öğretmenlerimiz olabilir. Kayıt altına alınacak. Daha sonrasında da baştan tekrar izleyebilirsiniz. Ama yeni başladık. Analizlerimizi yaptık. Sizler de eğer yaptıysanız sonuçlarınıza rehberlik ve öğrenme kimliğinin alanından bakabilirsiniz. Aslında işitsel şu, duyduğunuz her şeyi ya da anlatılan her şeyi atıyorum mesela ben şunu öneriyorum öğrencime. Hiç mi vaktimiz yok? Takın kulaklığı diyorum. Ev işi mi yapmanız gerekiyor? Açın o videoyu, açın o dersi. Dinleyerek yapabilirsiniz. Çünkü sizin öğrenme stiliniz buna elverişli. Ama görsel olsaydı bunu diyemezdim. Daha öncesinde tamamladı. Tamam, o kısımlarla ilgili kontrollerini sağlar. Yeniden yapmak isterseniz eğer, onunla ilgili yeniden sizi yönlendirebiliriz. Şimdi bunu herkes tamamladı mı bu arada analizlerle ilgili ya da tamamlamayan, daha öncesinde tamamlamayan herkes hazır mı? Bunu kontrol etsin mi? Teyitli gidelim istiyorum ben de. Tamam. Tamam, daha bitmedi diyenler var. Az kaldı. Tamam. 1-2 dakika daha bekleyelim. Tamam. Tamam, hiç fark etmez. Dediğim gibi sonrasında yapabiliriz. Tekrar yapabilirsiniz. Kendinize verebileceğiniz bir zamanda daha sakin, sessiz bir ortamda yapalım. Hiç fark etmez. Sonrasında dediğim gibi yapabilirsiniz. O halde devam edebiliriz. Şimdi bu analizi aslında biraz daha üzerinde durmamızın sebebi şu. TEPUZEM eğitim sistemini oluşturan birinci adım analiz. Az önce de söylediğim gibi verimli çalışmanın temeli analiz. Yani eğer bunu ne kadar
doğru yaparsak, ne kadar doğru görürsek, ne kadar kendimizi doğru analiz edebilirsek, sınavı da o kadar doğru analiz edebiliriz. Yolumuzu o kadar doğru belirleyebiliriz. O yüzden analiz bizim kendimizi tanıyabilmemiz adına yapmamız gereken birinci bekleyen görevimiz olarak da adlandırabiliriz aslında. Bu bir görev. Bunu yapmak zorundayız. Sonrasında zaten planlama süreci, yani evet kendimi tanıyorum sonrası için işte o planlama devreye girer. Ardından da tabii ki takip. Bunların üzerinde de bu arada görüşeceğiz. Yani bunlar üzerinde de konuşacağız birlikte. Evet, planlama kısmında problem yaşadığınıza eminim. Daha sonrasında sistemimize eklenecek. Yine tekrarına ulaşım sağlayabilirsiniz video kayıtları üzerinden. Şimdi az önce size gösterdiğim yani kişiye özel çalışma yöntemini belirleyebilmemiz adına kendimizi tanımamız gereken analiz testlerini tamamlamıştık. Burada öğrenme stilimiz çıktı, işte stres seviyemiz, hırs seviyemiz az önce çıktığımız alanın bir örneği aslında. Mesela bu öğrencinin öğrenme hızı çok yüksek ama dikkat dağınıklığı da çok yüksek. Yani çok iyi bir değer olmasına rağmen dikkat dağınıklığı yüksek bir öğrenci. Şimdi bunu eğer doğru stratejilerle ders çalışma programına entegre edemezse ya da bunu doğru yönlendiremezse yine verimli çalışmamış olacak aslında. İşte verimli çalışabilmemiz adına bizim yapacağımız çalışmalardaki ilk görevimiz eğitim analizi testi olacak ve kişinin kendisini tanıması olacak. Eğitim analizleri kısmına rehberlik alanından girebilirsiniz ama şu an seminere odaklanın. Seminer bittikten sonrası için yapabilirsiniz Zuhal Hanım. Şimdi bizim sistemimizde yani aslında şöyle genel anlamda bakıldığında bizi biz yapan kısımlardan biri şu, sınav hazırlık sürecinde yapılması gereken şeyler de bu aslında. Böyle daha alışılmışın dışında. Şimdi hedefimiz bellidir hocalarım. Yani bu alanda bizim bir hedefimiz var. Hedef nedir? Atanmamız için almamız gereken puan. Şu anki süre belli, sınav tarihleri belli, kalan zaman belli ve seviye analizi. Şimdi seviye analizi dendiğinde bazen şunu yapıyoruz. Ben daha önce zaten girmiştim. Belirli bir seviyeye sahibim. Ama ne kadarlık bir seviye? Neredeyiz? Hangi noktadayız? O yüzden bizim basamak basamak hedefimize ulaşabilmemiz adına yapmamız gereken ve dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan biri tabii ki hedefimiz. Kalan zaman, bizim vereceğimiz süre ve seviye analizi gibi birçok değer. Siz çalışmalarınızı mesela nasıl yapıyorsunuz? Yani konu mu çalışıyorsunuz şu an? Sorumu çözüyorsunuz, tekrar mı ediyorsunuz? Genelde daha çok nasıl bir çalışma sistemi oturttunuz kendinize? Konu, tekrar, soru. Hepsini birlikte mi yapıyoruz hocam peki? Şu an konu çalışıyoruz. Yoğun konu çalışıyorum geliyor sanırım. Henüz konularımızı tamamlayamadık. Tekrar ve soru yapan da var. Konu çalışıyoruz. Evet. Yoğun olarak konu çalışıyoruz muhtemelen. Çünkü eksik konularımız illaki vardır. Haklısınız. Belirli yaşanılan, maalesef yaşadığımız durumlardan kaynaklı ara verdiğimiz noktalar da oldu. Yeni başlayacak olanlar da var. Konular bitmiyor diyen de var. Ya da süreci yönetemiyoruz da olabilir. Eksikler çok. Tamam. Yoğun olarak konu çalışıyorum olabiliriz o halde. Şimdi peki konu çalışmalarınızı yaparken hangi çalışmaları nasıl yapacağımızı neye göre belirliyoruz? Yani bunu belirleyebileceğimiz evet belirli şeyler var. Mesela bir deneme sınavına giriyoruz. Yani ya da şu an bildiğimiz, alıştığımız bir sistem olduğu için söylüyorum. İşte denemede hangi konuda eksiksem daha çok onun üzerine gidiyorum diyebiliriz. Ya da konu seviyeme uygun çalışmıyorum, daha genel çalışıyorum diyebiliriz. Evet, hepsini tek tek dinliyorum diyen de var. Şimdi biz zaten burada analizinizi yaptıktan sonrası için, şimdi kendimizi tanıyoruz ama kendimizi tanırken sadece dikkat etmemiz gereken şeyler burada öğrenme yapı değerlerimiz ve psikolojik yapı değerlerimiz değil. Seviyemizi göreceğiz ki hedefimize odaklanalım, değil mi? Yani ne kadar bir yol kat edeceğimizi görelim. Şimdi konulardaki seviyenize göre hangi konuda hangi çalışmaları yapacağınızı belirlersek eğer, ki zaten sistem üzerinde yapacağınız seviye belirleme sınavları bunun için. Bunları yapmamızın amacı da bizim hangi noktada olduğumuzu görmek
ve ne kadar yol kat edeceğimizi görmek. Şimdi şunu bilmek size iyi hissettirmez mi? Ben neredeyim, nereye gideceğim ve nereden gideceğim? Ya da bir ilden bir ile geleceğim evet ama kaç saat ya da kaç dakika ya da hangi yolu kullanmam gerekiyor? Bunu çıkartabilmeniz adına sizin başlangıç noktanızı bilmeniz lazım. İstediğimiz kadar hedefimiz olsun. Çünkü belki Ankara'dan İstanbul'a giderken bir yol vardır. Daha kısa yoldur bir yol vardır. Daha uzatacağımız bir yoldur. O yüzden dediğim gibi burada seviyenizi bilmek, kendinizi tanımakta yapacağınız en güçlü görevlerden biri. Seviyenize uygun çalışmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi az önce dikkatimi çeken bir kısım oldu size soru sorduğumda. Belirli konu bazlı yapılacak çalışmaların belirlenmesine dikkat edilmesi gereken faktörler var. Ama genelde konu veya soru. Önce konu, sonra tekrar ediyorum hocam. Ya da önce konu çalışıyorum, sonra soru çözüyorum diyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz var. Hep iki farklı yöntem kullanıyoruz değil mi? Yani konu ve soru. Konu çalışıyoruz, dönem sonuna kadar bekletiyoruz onu. Sonra bir denemeye giriyoruz. Hocam ben yeterli netlere ulaşamadık diyoruz. Evet, sınavdan öncesinde genelde böyle oluyor. O yüzden biz aslında atladığımız yerler var. Hani az önce bir örnek vermiştim ya, birinci basamaktan beşinci basamağa atlayabiliriz belki evet ama çıkarken çok zorlanırız. Belki kendimize zarar verebiliriz, canımızı acıtabiliriz. Yapamayabiliriz ya da düşebiliriz. Yani her şey olabilir. O yüzden yaptığımız, atladığımız belirli aşamalar var. Şimdi bizler garanti bir öğrenme modeli sunarken öğrencilerimizde belirli adımlar uyguladığımıza dikkat ettiğimiz şeylerden biri bu. Hangi seviyedeyse eğer atlamadan garanti bir öğrenme modeliyle ilerlemesi. Şimdi başlangıçtan öncesinde ön hazırlık. Daha önce duymuş muyduk? Yani ön hazırlık dendiğinde aklınıza ne gelir? Mesela direkt konu anlatımlarına başlarız değil mi? Hangi platformdan olursa olsun. Yani gidip direkt olarak konu videosu ya da bir konu anlatımı kitabı temin ederiz. Ya da bir konu anlatımı farklı bir destek alıyor olabiliriz. Alırız, konu çalışırız ve o boşlukları hiç doldurmadan devam ederiz. Şimdi temel dediğimiz ön hazırlık yapmamız gereken kısım şu. Eğer sıfırsak, hiçbir bilgimiz yoksa, ya da yapacağımız çalışmalara henüz başlamadıysak, işte seviye belirleme sınavında bunu analiz ediyoruz. Eğer biz o noktada yeterli bir düzeyde değil ve o konuyu konu anlatımından başladığımızda, gerekli noktaları uygulamadığımızda öğrenemeyeceğimizi düşünüyorsak, biz burada başlangıç kısmına geçmeden önce size ön hazırlık yaptırıyoruz. Yani bu ön hazırlık, bir kitap alırız ve içindekiler kısmı olur. Bir bakarız, bir inceleriz. İçinde ne var, ne göreceğim, nelerle karşılaşacağım bunları görebilmeniz için. Önce ön hazırlık yapabileceğimiz, ardından konuya geçeceğimiz ama konudan sonrasında direkt soru çözümüne geçmeden de tekrar edeceğimiz. İşte neden? Çünkü az önce mesela eğitim analizi testlerini yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta daha vardı. Orada bir unutma hızı özelliğimiz var. Mesela herkesin unutma hızı farklı. Bir öğrenci 7 günde unutabilir, bir öğrenci 14 günde bir unutabilir, bir öğrenci 2 ayda bir unutabilir. Eğer biz bu tekrar aralığını doğru koruyamazsak, yani konudan sonra o aradaki basamakları atlayıp o merdivenlere çıkmaya çalışırsak, soru çözümüne geldiğimizde o konuyu unutmuş oluruz. İşte burada garanti bir öğrenme modeli uyguladığımız kısım, size garanti olarak o konuyu öğrettiğimiz ve sınava kadar bilgilerinizi ilk günkü gibi taze tuttuğumuz alan işte burada başlıyor. Çünkü tekrar ettikten sonrasında biz bir de kolay soru çözümünü alıyoruz. Nedir bu kolay soru çözümü? Elimizdeki kaynaklardan destek alabiliyoruz. Daha çok denemeye geçmeden öncesinde çözümlü ya da daha videolardan destek alarak yapabiliyoruz. Yani aslında o soruyu konularla bağdaştırarak çözüyoruz ve 5 farklı aşamadan geçiyoruz. Ön hazırlık yapıyoruz, konu öğreniyoruz, tekrar ediyoruz, soru çözüyoruz, ardından zor soru yani denemelerle birlikte pekiştiriyoruz. Şimdi çözümlü soru bankaları evet kolay soru çözümleri için yeterli olabilir ama zor soru çözümü kısmına geldiyse eğer öğrenci tabii ki olmaz. Çünkü hiçbir şeyden destek almadan artık bütün bildiklerini gösterme yeri orası. Yani artık ben yeterli miyim, yetersiz miyim kaygısından çıkıp sınava bu konuda hazır mıyım, değil miyim dediği kısma gelmiş oluyor.
Bu da bir etken. Bu da sizin farklı olduğunuzu, herkesin öğrenme yapı değerlerinin farklı olduğunu gösterir. Hani anlatınca daha iyi anlıyorum demiş bir hocamız. Bu da tabii ki farklılık gösterebilir. Şimdi burada az önce söylediğim kısma geldik. Artık bütün aşamaları uyguladım hocam. Tamam, ben bunu öğrendim diyorum dediğimiz anda. Sistem diyor ki dur orada. Evet, sen bana öğrendiğini söyledin. Ama öğrenme seviyesine göre yeni çalışmaların planlaması gerekiyor ki bunları tekrar unutma. Yani unutma hızına göre tekrar eklediğimiz kısım aslında devreye giriyor. Bizim bunu unutmamamız gerekiyor ki sınava kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz bilgileri sorulara yansıtalım. O yüzden herkesin unutma hızı farklılık gösterdiği için biz unutma hızımıza göre, sistemde belirlenen unutma hızınıza göre birazdan planlama sürecine geldiğimizde nasıl tekrarlarınızın karşınıza geldiğini ve bunu neden yapmanız gerektiğini de söylüyor olacağız. Çünkü bu oldukça önemli. Eğer bunları atlarsak, yani genel anlamda yapacağımız çalışmaları atlayarak devam edersek, nasılsa az zaman var hocam, nasılsa yapamayacağım, nasılsa kalan zamanda hocam bir soru çözer girerim düşüncesinde olursak, sınava az kalmasına rağmen eğer doğru çalışmayı yapamazsak, denemeye de eğer şu an yeterli seviyede değil ve başlıyorsak Hilal Hocam, zaten hiçbir şekilde çalışmamış olur ve deneme netlerinizde artış göstermediği için bu sizi psikolojik olarak etkiler. Peki siz şu an günde kaç saatler çalışıyorsunuz? Yani kaç saatimizi ayırabiliyoruz maksimum? Herkesten bekliyorum. 2 saat, 4 saat, 8 saat oldukça iyi. 8-9 saatler bir dönüyor, 5-6 saat. Şu an oldukça güzel saatler görüyorum bu arada. Ne kadar vakit ayırsam o kadar çalışabiliyorum diyen de var. Günlük değişenler var. Tabii ki sorumlulukları olan adaylarımız da var illaki. 6 saat, 4 saat gayet güzel. Değişenler var, evet. Ortalama bir böyle yani 4 saatin üzerinde çalışabiliyoruz sanıyorum ki. Evet, günlük sorumlulukları olan da var tabii ki. 2 saatler çalışan var. Burada saatler azdır, çoktur demek değil. Burada dediğim gibi kişiden kişiye göre değişir, seviyenize göre değişir. Sadece genel anlamda bundan sonraki süreçte kaç saat vakit ayırabiliyoruz? Aslında bunu merak ediyorum. Hocam soru çözme zamanı da olmayabilir belki. Seviyenize göre değişebilir. Evet, çalışıyorum ama neye göre çalışıyorum? Ne kadar çalışıyor? Yani çalıştığımdan ne kadar verim alabiliyorum? Bunu da diyen var. Şöyle Serhan Hocam, yani bu tamamen değişebilir. Belki mental olarak çok fazla yorabilir. Bu tamamen seviyenize bağlı dediğim gibi. Şimdi seviye belirleme sınavı az önce seviyenize bağlı dediğim kısım tam anlamıyla burada devreye giriyor. Şimdi önerilen çalışmaları yapmanız için gerekli sürelerinizi biz belirliyoruz zaten. Nedir bu? Şimdi seviyeniz çok ileri seviyede olabilir. Bu arada şu an hiç başlamayan ya da başlayan, devam eden adaylar olabilir. Temel seviyede olabilir. İşte burada sizin yapmanız gereken çalışmaları, kalan zamanı ve önerilen çalışmayı, yani sistemin size bak bunu yaparsan istediğin hedefe ulaşırsın dediği çalışmayı tamamen sizin seviyeniz belirliyor. Ve öğrenme yapı değerleriniz tabii ki. Yani bu analizin ve seviye belirleme sınavının önemi burada devreye giriyor. Yani ben şu an istediğim kadar şunu söyleyeyim. Hocam 10 saat yetersiz, 2 saat yeterli, işte 5 saatte şunu yapın. Hayır. Bu kişiden kişiye göre değişir. O yüzden zaten sistem tamamen sizin mevcut seviyenizi ve öğrenme yapı değerlerinizi baz alarak bu sürece adım attırıyor. Çünkü burada çalışılması gereken süre, toplam çalışılması gereken süre, yani kalan zaman için söylüyorum, 145 gün boyunca haftalık çalışılması gereken süre. Şimdi burada hatta bir örnek de verelim, ekrana da yansıtıyorum şu an. Şimdi konu temel kavramlar, yani bunu herhangi bir dersi baz alabiliriz, bu dersten derse göre de değişir. Seviyemiz başlangıç. Yani şu an mesela en başta sorduğumda yeni başlayanlar, daha hiç başlamadım, ara verdim diyen öğretmenlerim de var. Şimdi başlangıç kabul ettik. Temel kavramlar konusunda öğrenmem gerekiyor. Peki ne yapacağım? Yani bu basamak basamak öğrenme, garanti bir öğrenme demiştik ya. Konu çalışacağım, ne kadar çalışacağım?
tekrar edeceğim de ne kadar edeceğim? Soru çözeceğim. Ne kadar soru çözümüne ayırmalıyım? Ya da denemeye gireceğim ama bunun için yeterli miyim? İşte biz burada konu bazlı, sizin çalışılması gereken ve çalıştığımız süreyle bağlantılı bir şekilde toplam hangi dersin, hangi konusuna çalışabileceğiniz süreyi çıkartıyoruz. Yani diyoruz ki sen konuyu 100 dakika, tekrar 30 dakika, soru çözümünü 40 dakika, daha zor soru çözümünde 50 dakikada tamamladığında dönemin boyunca yani şu an bulunduğun noktadan sınav sürecine kadar bu konuyu 220 dakikada tamamlayabilirsin. Bu başlangıç seviyesinde olanlar için. Ama eğer ileri seviyede çıksaydım yani ben bu konuya oldukça hakimiyeti olan ve daha öncesinde çalışmış biri olsaydım biz burada kolay soru çözümü ve tekrarlarla birlikte aslında 90 dakikada da çalışmalarımızı tamamlayabilirdik. O yüzden biz burada seviyemizi yani başlangıç olduğumuz noktayı doğru belirlersek kalan zaman içinde doğru planlar yapabiliriz öğretmenlerim. Evet işte bir konuya ne kadar zaman ayıracağımızı bilmemek bizi yorar. Yani hangi konuya ne kadar zaman ayıracağınızı, ne kadar ayıracağınızı bilmemek zaten burada zorar sizi. Evet bu arada tüm konuların süresi kalan zamana göre, yapacağımız çalışmalara göre hesaplanır. Hangi dersin getirisi ne kadar yüksekse ona göre karşınıza gelir. Aynen öyle. Konuda hangi seviyedeysek, hangi konu olursa olsun, ona göre karşınıza sistem çalışmanız gereken dersleri ve ne kadar çalışacağınızı net olarak getirir. Haftalık çalışabileceğiniz süre ve günler, mesela 5 saat çalışıyorum, okuldan gelip çalışıyorum, 7 saat çalışıyorum ya da çalışıyorum verim alamıyorum gibi istikrarı koruyamadığımız, program yapamadığımız, yapıp uyamadığımız her kısım olabilir. O yüzden biz burada mesela Nazlı Hocam şunu söylemiş. 3 bölüm var. Çalışma stratejisi oturtamadım demiş. Bu da çalışma programınızın olmadığını gösterir. Şimdi bir yol haritamız yok ki. Yani çalışma programımız yoksa ne çalışacağımızı bilmeden nasıl çalışacağız çalışamayız. O yüzden biz burada sistem sizin çalışabileceğiniz sürenin tespitini yapıyor. Yani haftalık hangi günlerde, hangi saatlerde ders çalışabiliyorsak gelip kendi başımıza hafta içi bu kadar çalışabilirim, hafta sonu bu kadar çalışabilirim. Ya da ben hocam böyle değil haftanın 5 gününü ayırabiliyorum, özel olarak belirlemek istiyorum dediğinizde günlere ve saatlere göre sistem sizin aralıklarınızı alır. Yani sizin çalışılması gereken süreyi çıkartır, çalışabileceğiniz süreyi çıkartır ve yeterli çalışıp çalışmadığınızı gösterir. Takviye oyamıyorum diyen var. Aslında buranın mantığını kavrarsak, yani buranın bize katkısının ne olduğunu görürsek, inanın takvime uymadığınızda daha çok kaygılanacaksınız. Acaba ben doğru mu yapıyorum düşüncesinden çıkamayız hocam. Yani her türlü programa hem burada hemfikiriz, her türlü programa bir ihtiyacımız var. Hep söylerim terzi kendi söküğünü dikemez diye. Çünkü öğretmenlerimiz var. Eminim ki öğrencilerinize mükemmel yönlendirmelerde bulunuyorsunuz. İşte şu kadar çalış, bunu yap dediğimiz anlar oluyor. Ama kendimize geldiğinde bunu uyarlamak çok mümkün olmuyor dediğim gibi. Süper, programa uyum sağlarım diyen de var. Aynen öyle. Düzen burada oldukça önemli. Ki biz burada zaten her şeyi size göre şekil alan bir sistem hayal edin hocalarım. Yani biz burada sizin çalışabileceğiniz süreyi de, çalışamayacağınız süreyi de, yeterli zamanı da, kalan zamanı da her şeyi size göre belirlediğimiz için sistem buna göre şekil alıyor. Yani diyor ki mesela bu öğrenci için, bu bir örnek bir öğrenci bu arada. Burada çalışmamız gereken haftalık süre var. Çalışabileceği haftalık süre var. Şimdi aslında bu bize yapacağı çalışmalarda 44 saatini vermiş. Öğrenci bize 44 saat, sistem bize 44 saat seviyesine göre çalışmam gerektiğini çıkartmış. Çalışabileceğim haftalık süreyi de vermiş öğrenci. Nedir? 42 saat çalışabiliyorum. Şimdi bizler burada diyoruz ki sen mevcut seviyene ve öğrenme yapı değerlerine göre şu an haftalık 3 saat artış göstermesi gerekiyor ki programın kalan zamanda bütün konularını yetiştir. Yani sıkıntısız, kaygısız bir süreç ilerletmiş ol. Ya da eğer ben bu zamanı artıramıyorsam da nasıl bir strateji yapmam gerekiyor ya da neler yapmam gerekiyor bunu da gösteren bir sistem. Hatta birlikte oraya da bakacağız. Şimdi süreye göre stratejimizi belirliyoruz. Nedir? Haftalık artış göstermem gereken dakika ve saati bana söyledi.
3 saat eksiğim vardı. Buna göre de bir strateji uyguladıysa eğer, diyor ki sen normalde ön hazırlık yapman gerekiyordu. Çünkü neden? Başlangıçtasın, temeldesin, ama başlangıca geçebilmen adına da senin burada bir ön hazırlığı yapıp önce bu kısmı tam anlamıyla bir tamamlaman ve devam ettirmen gerekiyordu da diyebilir. Diyor ki gel çalışma türünü değiştirelim, eksik süre stratejilerini uygulayalım. Eğer buna devam edemiyorsan ön hazırlık yapmak yerine konuya geçelim ve konu önceliklendirelim. Yani sınavda puanı yüksek olan, net getirisi yüksek olan dersler var. Mesela bir soruya çalışacak olsak hangi soruyu seçerdiniz diye size de soracağım. Şimdi genel anlamda bakıldığında bizim ayırmamız gereken zaman yeterli değilse, ben her derse aynı oranda zaman ayıramıyorsam eğer birini seçmek zorundayım. Yani benim net getirisi yüksek ve sınavda beni başarıya ulaştıracak olan kısmı halletmem gerekiyor. Şimdi vatandaşlıkta dersini baz alırsak, yasama mı, temel hukuk kavramları mı? Siz olsanız hangisine öncelik verirdiniz? Yasama diyen var. Yasama. Yoğun yasama alıyor. Yasama olarak dönüş alıyorum. Temel hukuk diyen var. Peki bunu neye göre belirleriz? Mesela temel hukuk kavramları, neden temel hukuk kavramları ya da neden yasama? Bu arada bunu örnek alıyoruz dediğim gibi. Bu ders ders değişir. Duyumlar daha kolay diyen var. Soru sayısı var. Öncelik, evet öncelik önemli ama bunu neye göre önceliklendiriyoruz mesela? En çok hangisinden soru geliyorsa. Peki hocam bunu ders ders konu konu ayrıştırabilir misiniz bu kısıtlı zamanda sizce? Biraz daha anlayabileceğimiz ya da yoruma dayalı. Evet, bu da sizin öğrenme yapınıza bağlı mesela. Bazen çünkü belki de ezbere dayalı öğrenme yapısı olan adaylar olabilir. Mantığını ve yorumu anlayamayabilir. Peki hocam yeterli zamanımız yoksa öncelik yaparken bazen getirisi yüksek olmayan konuları geride bırakabilir miyiz Mustafa hocam? Yani yasamadan önce diye o konuyu çalışmak zorunda mıyızdır sizce? Evet, şimdi bakalım. Şimdi konumuz temel hukuk kavramları. Öğrenme süresi en az 5 saat. Ve bir soru geliyor. Yani sınavda çıkmış sorulara bakıyorum diyenler varsa eğer, ki bunu ders ders zaten yapmak şu an çok mümkün değil. Bu insan gücüyle yapılacak bir şey değil açıkçası. Çünkü biz de bunu sistemle birlikte yapıyoruz. Şimdi temel hukuk kavramları 5 saat. Yasama öğrenme süresi 2,5 saat. Şimdi aslında yarısı kadar vakit ayırarak birinden bir soru, birinden 3 soru geliyor. Şimdi yasama diyenler haklı, evet, ama bunu dediğim gibi dersler çıkartmak da oldukça zor olacaktır diye düşünüyorum, ki mümkün de olmayacaktır. İşte bundan kaybediyorum diyenler var. Aynen öyle. Şimdi bir soru için kalan zamana bakıyoruz. 145 gün. Kısıtlı bir zamanım var. Atanmak istiyorum. Bir soru için 5 saat mi vereceğim? Yani günde 5 saat ders çalışan sadece temel hukuk kavramlarına mı çalışacak? Aslında çıkmış soru dağılımları değil. Öğrenme süresi herkese göre biraz daha farklılık gösterdiği için hocam bunları çıkartmak, analiz etmek mümkün değil. Evet, hemen sıkılanlar var. Şimdi aslında biz burada konu önceliklendirme sisteminde şunu yapıyoruz. Eğer öğrenci bize yeterli zamanı veremiyorsa ama temel hukuk kavramlarına çalışması gerekiyor olabilir ama 5 saati yoksa, diyoruz ki gel 2,5 saatte 3 soruyu garantili. Eğer bana ilerleyen zamanda bir artış verirsen, yani bana daha fazla bir zaman verirsen diyor sistem, ben sana yine bir soru gelecek olan kısım içinde vakit harcarım. Yani senin vakit harcamanı sağlatırım. 5 saatimizi ayırabiliriz ama bütün konularımız bitmiştir. Her şeyi halletmişizdir. Ama sonraki sürece boş geçirmek istemiyoruzdur. Bunlara odaklanabiliriz ama şu an konu kısmındaysak eğer ve yeniden sıfırdan başlıyorsak, ara verdiysek, ben açıkçası 5 saat zaman ayırıp da bir soru garantilemek yerine 2,5 saat verip 3 soruyu garantilemek isterim, ki bu sadece bir konu için, bir dersin bir konusu için. Aynen öyle. Sistem bunu ayarlayabiliyor. Sistem seviyenizi,
sizin öğrenme sürenizi, unutma hızınızı kalan zamana göre yeni bir strateji üretiyor ve sizin ayırabileceğiniz saatlere göre çalışma programınızı hazırlıyor. Birlikte bu programı da göreceğiz. Neye göre saat belirler? Sınav sürecine kadar öğrenme süresini kişiye göre belirler. Ve o dersin, yani şöyle düşünün, öğrenme süresi o dersin bitirme süresi olarak da düşünebilirsiniz. O yüzden biz çalışma programınızı hazırlarken verilen sürelere göre, seviyenize göre, yeterli süre stratejisine göre zaten bir program hazırlıyoruz. Sizin verdiğiniz saat ve güne göre, yani size göre şekil alan bir sistem ve bir program diyebilirim. Bakın burada bir örnek bir program var mesela. Nedir? 9 ve 12 arası öğrenci çalışabiliyor. Şimdi 9 ve 9.34 arası benim hangi dersi çalışmam gerektiğini söylüyor. Coğrafya. Coğrafyanın hangi konusunu çalışmam gerektiğini söylüyor. Yeterli zamanım olduğu için de benim hangi çalışma türünü yapmam gerektiğini de söylüyor. Bu öğrenci coğrafyada hiçbir şekilde temele sahip olmadığı için sistem diyor ki önce ön hazırlık yap. Ardından yine konu çalışmalarına birlikte devam edeceğiz. Burada çünkü bazı derslerde mesela ön hazırlık yaptırmış, bazı derslerde konu çalıştırmış, hatta bazı derslerde de tekrar getirmiş. Bu tamamen kişinin seviyesine uygun ve yapacağı çalışmalara uygun planlayan bir alan olduğu için az önce de analiz testlerimizde bir dikkat dağınıklığı düzeyini atlamamız gerektiğini ve programınızda aslında yerleşeceğini söylediğim için işte burada sizin dikkat dağınıklığınız, odağımı veremiyorum, bir saat üzerine çıkamıyorum, 20 dakika sonra dağılıyorum dediğiniz kısımda da molalarınızı belirliyor. Yani diyor ki sen dikkat dağınıklığı olan bir öğrencisin, 34 dakikada bir ara vermen ve sonrasında bu derse devam etmen gerektiğini söylerse hem süreçte acaba mola mı versem ya da şu kadar zaman mı ayırsam ya da bu konuya ne kadar çalışıp bıraksam. Mesela bazen yapıyoruz bir saatlik bir video, bu videoyu bitireyim sonra mola veririm diyoruz. Ama farkında bile değiliz ki 34 dakikanın sonrasında aldığımız, dinlediğimiz hiçbir bilgiyi kalıcı belleğe atamıyoruz. O yüzden bu kişiden kişiye göre değişeceği için biz kalan zamanda uygulayacağımız bu garanti bir öğrenme modelinde çalışma programınızı hazırlarken seviyenizi ve sizi tam anlamıyla tanıdıktan sonrası için yapacağınız çalışmaları da kalan zamana göre zaten stratejik olarak belirliyoruz. Burada da ders çalışma programı örneği var ki zaten takvim alanı üzerinden örnek bir programda oluşturabilirsiniz seviyenizi, seviye belirleme sınavınızı yaptıktan sonra. Bizler bu noktada şöyle Tülay Hanım, izlediğiniz hocalar illaki vardır, takip ettiğimiz öğretmenler vardır ama 2 saat çok uzun. Yani bu size tamamen kendinize yapacağınız bir eziyet diyebilirim. Çünkü 2 saat dikkat dağınıklığı olmayan bir öğrenci için bile çok uzun. Yani belirli bir aradan sonra her türlü dağılacağınız için o bilgiyi net olarak öğrenmemiş olacaksınız. Bu da tabii ki o konuyu tekrar tekrar çalışmanıza sebep olup sizin için bir vakit kaybına yol açacak. Aynen öyle. Beynimiz bir noktadan sonra error veriyor diye düşünüyorum. Şimdi baktık haftalık programı hazırladık. Bu arada az önce oluşturduğumuz program bir haftalık bir program. Yani bir hafta boyunca benim ne yapacağımı, nasıl çalışacağımı, nerede ne yapacağımı ya da neye ne kadar vakit ayıracağımı, sınavdaki önem puanını ve kalan zamana göre dediğim gibi karşımıza getiriyor. Evet, masadan kalkmaya üşeniyorum diyenler de var ama bu yanlış. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında peki bu hafta bir hafta sonrasında ne olacak? Tabii ki yenilenecek ama neye göre? Şimdi yapılan çalışmaların kontrolünü sağlıyoruz. Yani siz o derse girdiniz mi girmediniz mi? Yine kendi başınıza mı bu süreci ilerlettiniz ya da kendi kendinize farklı bir strateji mi uyguladınız? Önce bunlara bir bakıyoruz. Bunları bir çıkartıyoruz yapılan yapılmayan yapmadığınız girip girmediğiniz bunların tamamının kontrolü sağlanıyor ki çünkü biz sistemde bunu görebiliyoruz. Mesela bir öğrencimiz şunu demiştim. Hocam bir hafta boyunca sisteme girmemişsiniz. Neden diyebildim? Çünkü her hafta program sizin yapıp yapmadığınız çalışmalara ve hatta bundan sonraki yapacağınız çalışmalara göre belirleniyor. Yani bu hafta bu çalışmayı yaptım. Peki 7 gün ise tekrar aralığım. İşte orada tekrar edecek konuların da belirlenmesi sistemde yeni bir program oluşturuyor. Yani her hafta kendini revize eden ve yapacağınız çalışmaları yenileyen, programınızı oluşturan,
yapıp yapmadığımız çalışmalara göre yeni stratejiler üreten, eğer yapmadıysak, çünkü yapmadıysak seviyemiz yerinde sayacak, yaptıysak artacak. Hedef belli, evet, net belli ama süre değişecek. Çünkü şu an 145 gün var. Peki bundan bir hafta sonra eğer o çalışmayı yapmadıysam belki ön hazırlık yapmam için gerekli vaktim de olmayabilir. Bunlar tamamen değişir. Dediğim gibi hani şu an genel söylemler tamamen sizin kendinize uyarlamanız gereken noktalar. Çünkü bu kişiye özel bir sistem, bu bireysel bir sistem. Her şey size göre şekil aldığı bir sistem. O yüzden biz burada haftalık ders çalışma programınızda kişiye özel sistemle birlikte yeniliyoruz. Tabii ki bunu da bununla bırakmıyoruz. Neden? Çünkü genel anlamda yaptığımız ya da yaşadığımız şeylerden biri şu. Hocam ben çalıştım, her şeyimi hallettim. Peki sonra neredeyim? Hangi aşamadayım? Mesela şu an başlayan ve bir ay ara vermiş, yeterli zamanı kontrol edememiş öğretmenlerim vardır illaki. Onlara da bir ses versin istiyorum. Yani şu an sizin bulunduğunuz noktayı tam anlamıyla bildiğiniz ve olduğunuz bir nokta var mı? Var. Elbette var. Ara vermiş olabiliriz. Aylardır çalışıyor olabiliriz ama ne kadar çalışmamız gerektiğini bilmiyor olabiliriz. Evet, ne çalıştık, ne kadar çalıştık. Bunlar hep kafamızı, zihnimizi dolduran ve maalesef ders çalışmamızın önüne geçen şeyler. Değil mi? Çok haklısınız. Mevcut sorumlulukları olan adaylar var. Daha öncesinde tekrarladığımız, ara ara yaptığımız seminerler Sümeyye Hocam. Evet, iş yaşantımız olabilir, ev sorumluluğumuz olabilir, okul hayatımız olabilir. Bunların tabii ki bir etken. Ama şu anki bulunduğumuz noktayı bilemeyiz, değil mi? Yani ne kadar daha bir yol kat edeceğimizi bilmiyoruz. Hani şöyle düşünün, ben bir yolda gidiyorum, hedefim belli, seviyemi de belirledim. Ne kadar gideceğim, neredeyim? Yani görüyorum aslında, dağın arkasında benim bir bayrağım var. Onu ben tutsam zaten atanacağım. Ama neredeyiz, ne noktadayız? Ben çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki geldiniz. O yüzden işte burada biz performans değerlendirmelerinizi yine sizin öğrenme oranınız olsun, çalışma oranınız olsun, öğrendim, çalıştım ama ne kadar verimli çalıştım bunu olsun. Her şeyle sizi bir karneniz gibi düşünün. Hani dönem sonunda öğrencilere hazırlarız ya, biz dönem sonunu beklemiyoruz. Diyoruz ki en azından dönem sonuna kadar öğrenci kendi kendini görsün ve ona göre hareket edebilsin. Yani bunu bilmek iyi hissettirmez mi? Mesela şey olur, üniversitede de işte bütünlemeye kadar işte bir vize olur, bir final olur. Vizeden ne alırsak işte final için onun için çabalarız. Ama böyle bir sınav değil ki, bir kere gireceğiz. Ve biz o zamana kadar nereden ne noktada olduğumuzu görmemiz şart. Yani ne yapmamız gerektiğini görmemiz şart. O yüzden öğrenme oranınızı siz en başta seviye belirleme sınavında girdiğiniz noktada, hangi noktadaysanız, yani hangi çalışma türündeysek, ardından bütün çalışmaları tamamladıktan sonrasında yapacağınız check-up'larla sisteme kanıtlıyoruz. Evet diyoruz ya, ben bunu öğrendim ve bunun için her sınava girebilirim. Yarın sınav olsun, yarın da girebilirim. İşte bunu görebilmek için biz öğrenme oranınızı gerçekten yeterli düzeyde öğrenip öğrenmediğinizi görebilmemiz adına da biz bir check-up alıyoruz size. Ve bu ders ders, konu konu, tek tek ayrıştırılan ve tamamen sizin seviyenize göre karşınıza gelen bir check-up testi olacak. Çalışma oranımız sistemdeki programla bağlantılı aslında. Hani ne kadar girdik sisteme, ne kadar bu programa uyduk ya da ne kadar çalışmamız gerekiyor. Burada artış gösteriyor. Şu an mesela sıfır. Şimdi biz dedik ya, şu anı milat kabul ediyoruz. Artık bugün hiç başlayan ya da başlamayan hiç fark etmez. Bugün itibariyle başladığımızda nasıl bir program yaparsak, nasıl bir süreç izlersek, bu oranlar artacağı aslında şu an görüşüyoruz sizinle. O yüzden öğrenme oranı ve çalışma oranı ile birlikte verimlilik elde edeceğimiz bir alan bu. Hem öğreneceğiz hem çalışacağız. Öğrenip çalıştıkça da verimliliğimizi artıracağız ve bir oranlar artık dönem sonu geldiğinde %100'leri görecek. Diyeceğiz ki ben sınava gireceğim hocam, net atandım. Artık bunu diyebiliriz. Çünkü artık ben bana verilen bütün görevleri tamamladım. Yapmam gereken her çalışmayı tamamladım. O yüzden sizin burada mevcut performansınızı görerek atacağınız adımları da belirlemeniz kendinizi daha iyi hissettirecek, önünüzü göreceksiniz ve motivasyonunuzu artıracak. Elbette
veya BTGGK eğitim her alanda destek sağlıyoruz. Bitirdiğiniz, bitirmediğiniz, tamamladığınız, tamamlamadığınız her konuyu baz alıyor hocam sistem. Hatta bitirdiğiniz ama belki de yeterli olmadığınız dersleri de baz alıyor. Burada onlar oldukça önemli ki bizler dediğim gibi hani aynı zamanda genel anlamda işte şu değil, hadi her şeye çalışalım mantığında ilerlemediğimiz için seviyenizi belirlememizin sebebi bu. Yani biz sizin olduğunuz noktadan sonrası için artık kalan zamanda sizi hedefinize ulaştıracak bir yolda yürütüyoruz. Bunun için de yine diyorum hocam, yani aklımızdaki kaygılar, şunlar bunlar her birini bir kenara bırakıyoruz. Kafamız rahat bir şekilde, evet ben artık verimli çalışabiliyorum. Ben artık nasıl çalışacağımı biliyorum. Benim bir programım var ve ben bu programa uyarsam %100 atama garantisi veren bir sistemle hazırlanıyorum diyeceğiniz bir eğitim sistemi olacağız. Yani hem evet dijital anlamda bir öğrenci koçu olmuş olacak, hem artık önümüzü göreceğiz, hem hedefimize odaklanacağız, hem de bu az önceki birçok şey okudum mesela. Çalışıyorum ama verimli mi? 4 saat çalışıyorum, 6 saat çalışıyorum. İşte burada yapacağımız her çalışmayı ona göre planlayacağız. Tabii ki 2024 eğitimlerimiz de var. Özellikle 2024 için sınava hazırlanan öğrencilerimiz belki erken diye düşünebilir ama yanılıyorlar. Çok fazla rakiple yarışacağımız. O yüzden şimdiden temel atma çalışmaları için stratejik çalışmalarınıza, yani yine size özel çalışmalara birlikte başlayabileceğiniz eğitimlerimiz var. Mutlaka görüşme sonrasında, yani bu seminer sonrasında yine sistem yöneticimizin de paylaşacağı linkler üzerinden bize ulaşabilir. Hem bu analiz değerlerinizi kontrol edebileceğimiz hem de hazırlandığınız sınava dair nasıl bir strateji uygulamamız gerekiyor ya da neler yapabiliyoruz, bunları da yönlendiren bir alanda bizimle görüşüyor olmanızı isterim. Çok da keyif alırım açıkçası. Mutlaka benimle de görüşme sağlayabilirsiniz. Aynen öyle. Her aslında olması gerektiği kurumlarda olması gerektiği kısımlar olarak düşünebilirsiniz. Canlı derslerimiz, deneme sınavlarımız, rehberlik seminerlerimiz, ders notlarımız, hatta video derslerimiz olan ve yapacağınız çalışmalarda bir kurs desteğiyle birlikte sistemin kişiye özel bir eğitim modeli olmasından kaynaklı bireysel bir öğrenci koçluğu hizmetinden faydalanabilirsiniz. En verimli kaç saat olmalı? Az önce söylediğim gibi bu tamamen seviyenize ve size göre değişir. O yüzden ben size eğer 4 saat, 5 saat, 10 saat dersem bu çok yanıltıcı bir cevap olur. Herkesin öğrenme stili farklı Serhan Hocam. O yüzden işte bu öğrenme yapı değerlerinde bu olur dersem seviyeniz farklılık gösterebilir. Bu da çünkü ikinci bekleyen görevimiz. O yüzden mutlaka analizlerinizin değerlendirilmesi ve size uygun kalan zamanda belirli stratejilerle yapacağınız çalışma programı nasıl olmalı ve bunu nasıl yapabiliriz, bunu görüşebilmeniz adına sistem yöneticimizin paylaşmış olduğu linkten bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Daha kişi özel bir görüşme olur, daha sağlıklı olur sizin için. Tabii ki konu anlatımlarımız, programlarımız, bunların tamamı var. Koçluk olarak da belki farklı bir noktada destek alıyor olabiliriz. Farklı bir kurumda faydalanabiliyor olabiliriz. Farklı platformlar kullanıyor olabiliriz. Ama biz burada sadece ders çalışmak değil, doğru çalışmak, ulaştığımız bilgileri kendimize doğru işlememiz gerektiğini bildiğimiz için bu noktada sistem ve program kısmında da destek oluyoruz. Tabii ki video programlarımıza dahil olmasanız da çalışma programı ve sistemden faydalanabileceğiniz alternatif eğitimlerimiz mevcut. Hocam sistem tamamıyla, yani size genel anlamda bölmüyor. Çünkü siz 3 farklı alandan girecekseniz eğer GGK eğitim ve alan olmak üzere bununla birlikte çalışabileceğiniz zamanı baz alır ve 3'ünü paralel ilerlettirir. Sanırım linkle alakalı bir problem yaşıyoruz. Çünkü tıklanmıyor ya da kopyalayıp yapıştırabiliriz. Ya da sistem yöneticimiz burada tekrar paylaşım sağlayabilir. Hocam tamamen yanlış bir çalışma sisteminden kaynaklı olabilir. Doğru çalıştığınız takdirde odaklanamama gibi bir problem yaşamazsınız. Yani örnek veriyorum. Az önce söylediğimiz gibi eğer 40 dakikada bir mola vermeniz gerekiyor ve buna uymuyorsanız
Zaten o süreçte sizi o dersten koparmış olur. Evet, hatta WhatsApp numaralarımızı da paylaşalım lütfen. En azından oradan da bize ulaşım sağlayabilirler. O linke tıklayamayan öğrencilerimiz WhatsApp üzerinden de bizimle irtibata geçebilir. Hem 15 Mart'ta başlayacak, sıfırdan başlayacak olan gruplarımız, hem bu öğrenci koçluğu sürecine dair kalan zamanda yapacağımız stratejiler, analizlerini yapamamış, seviye belirleme sınavlarına nereden gireceğini bilmeyen öğrencilerimiz bizimle oradan irtibata geçebilir. Çünkü biz artık baştan beri ders çalışanlar, sıfırdan başlayacak olanlar, dershane, kurs gibi birçok alandan destek almış olan adaylar ya da sezon başında başlayıp ama şu an ara vermiş olan adaylar için de zaten bu grubu aktif hale getiriyoruz. Bu bizim sıfırdan zirveye dediğimiz gerçekten başarıya ulaştıracak. Ben de varım hocam, ben de atanacağım, ben de buna dahil olmak istiyorum diyen her öğrencimiz için geçerli. Biz bunun için varız ve bunun için burada zaten sistem üzerinden yönlendirmelerde bulunuyoruz. O yüzden ben eminim ki her biriniz aynı özveriyle, hocam ben de istiyorum, ben de atanmak istiyorum, ben de düzenli ve programlı çalışmak istiyorum dediğinize eminim. Çünkü belirsizlik ve önümüzü görememek bizi her zaman riske atar ve maalesef başarıya ulaştırmaz. Ki en az 3 kez, 5 kez sınava giren adaylarımız emin olun bilgi eksikliğinden değil ama yanlış bir çalışma sisteminden. O yüzden bununla ilgili bunu da çözersek çok güzel sonuçlar elde edeceğimize eminim açıkçası. Birkaç arkadaşınızla birlikte dahil olmak isterseniz elbette. Bu arada seminerimize katılan bütün öğrencilerimiz için ben seminere katıldım demesi yeterli. Burada belirli indirim hakları olacaktır. WhatsApp üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yardımcı olmak isteriz sizlere de. Fiyatlandırma şöyle, dediğim gibi bizim kişiye özel bir sistemimiz olduğu için eğitim programlarımızın içerikleri de değişir. O yüzden şu fiyat bu fiyat değil. Aslında biz burada biraz daha ihtiyaç belirlemekle mükellefiz ve bunun için buradayız. O yüzden siz benim ve diğer eğitim koçlarımla birlikte görüşebilmeniz, doğru olanı görebilmemiz ve sizinle birebir görüşme sağlayabilmemiz adına WhatsApp iletişim hattımızı Mete Bey paylaşıyor. Mutlaka oradan bizimle irtibata geçin ve yapacağınız çalışmalar için de buradan en azından sizleri de yönlendirmiş olalım. Bu arada ekrana gelen tarihler hiç yanıltmasın, hiç korkutmasın. Hocam yarın 15 Mart, ben daha bekleyen görevlerimi yapmadım diyenler olabilir. Biz burada sizin analizinizi, verimli çalışmanızı, seviyenizi, çalışma programınız için süreci özellikle seminere katılan öğrencilerimiz için zaten hızlandırıyor olacağız. Dediğim gibi biz zaten kalan zamanı nasıl değerlendirebiliriz ve verimle nasıl çalışabiliriz, atanmaya nasıl garanti bir sistemle devam edebiliriz bunu göstermek için buradayız. O yüzden bence siz de daha fazla geç kalmadan hem kalan zaman hem de hedeflerimiz için çalışmalarınızı bir an önce başlatın isterim. Tabii ki. Bu arada LGS grupları vesaire bunlar birçok grubumuz, ÖSYM'nin yapmış olduğu birçok alanda aslında sınavda bu noktada eğitimlerimiz, sistemimiz, sürecimiz devam ediyor. Bu alanda da dediğim gibi zaten eğer bizimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerseniz hem 15 Mart'ta başlayacak, sıfırdan başlayacak yeni gruplarımızı sizi de dahil etmek hem de kalan zamanda nasıl bir çalışma programımız olacağını, nasıl ilerlersek hedefinize ulaşacağınızı sizlerle de görüşmek isteriz. Yine sizin aklınıza takılan, sorularınız olan, soruları olan, danışmak istediğiniz noktalar varsa son olarak onları da yanıtlayıp seminere sonlandırmak isterim. Diğer sorulara da bakmaya çalışıyorum. Takvim kısmı ile ilgili problem yaşayanlar da yine WhatsApp üzerinden irtibata geçebilir. Tabii ki görüşebilirsiniz. Benim ismimi vererek WhatsApp üzerinden irtibata geçmeniz yeterli. Daha öncesinde kayıt olduysak eğer ve ders çalışma programınız oluşturulduysa zaten yeni bir programla her hafta revize edildiği için yeniden programınızı oluşturmanıza gerek yok. Ama programla ilgili bir problem yaşıyorsanız o kısımla ilgili irtibata geçebilirsiniz. Tabii ki de sadece koçluk hizmetinden faydalanabilirsiniz Tülay Hocam. Mutlaka WhatsApp'tan yazın. Bizler zaten
Ben ve diğer eğitim koçlarım bu alanda atanmanız için yapacağımız çalışmalar için sizleri bekliyor olacak. Çünkü biz hem doğru yönlendirilme hem de kalan zamanda yapacağımız çalışmalar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ve sizin de başarmak istediğiniz, atanmak istediğinize eminim. Ve bu yolda birlikte yürürsek çok güzel sonuçlar elde edeceğimize de. O yüzden bunun gibi yani birden fazla ya da farklı sorularınız varsa mutlaka irtibata geçip sizler de bu eğitimlerimize dahil olabilirsiniz. Eğitim programlarımızın içerikleri değişir Serhan Hocam. O yüzden WhatsApp üzerinden arkadaşlarımızın yeniden paylaşabilir hatta. Belki kaçıran adaylarımız olmuştur. WhatsApp numaramızı paylaşır. Oradan irtibata geçerseniz eğer mutlaka içerikleri hakkında bilgilendirmiş oluruz sizleri. O halde ben dediğim gibi... Ben çok teşekkür ederim bu arada. Tam ben teşekkür edecektim. Bana vakit yani bizlere vakit ayırdığınız için. Dediğim gibi zirveye ulaşmak ve hedeflerimiz doğrultusunda verimli çalışmak. Kanayan yaramız bunda hemfikirim. Düzensiz çalışmak, plansız çalışmak her zaman bizi çok daha fazla yorduğuna da eminim. Ama kalan zaman için yapacağımız çalışmaları planlayacağımız bir sistemle emin olun daha kolay olacaktır. Bana dediğim gibi değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeniden tekrar görüşmek üzere o halde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.